Düzü ise birinci Azerbaycan bayrağı orada indiler. Ben dediler ki teltif olmuşam Karadiz ameliyatına göre. Karadiz ameliyatına göre belediye o vakti teklif olunanda indi ben bunu size açıklayayım. Demiştiler ki milli kahraman adını Haydi göndermek istiyordular. Ben onda hayış aradım ki milli kahraman iki halde olabilirim. Ya ölümünden sonra ya da ki topraklarımız tam işgaldan azat olmamasında. Ben bir herbi çekim sadece özbeslerimi yerine getirdim. Ona göre de hele ki topraklar işgal altındadır. Ben hayış edelim ki o yani teltife, en yüksek teltife beni göndermesinler adını. Ve bu benim prensibimdir, bu benim hayata bakışımdır. Onda Azerbaycan bayrağı olduğunu göndermişler. Onda yani o bundan bağlıydı. Yani devlet, konstitüsyon devlet kuruluşuna tehlike yaranmıştır. Ve o iştirakçıların içinde ben de var idim. Vazifelerimi yerine getirdim. Ve biz o tapşırığı yerine getirenden sonra bana zeng olundu ki siz Azerbaycan bayrağı ordeniyle teltif olmuş. Hatta ben dedim ki benim Azerbaycan bayrağı ordenim var. Dediler onda ikinci tabii siz teltif olun. Yani böyle bir çok yüksek mükafat bize verildi. Ve benim için çok büyük bir şerefiydi. Hatta video materyaller de var idi. Çünkü ben Nakhçıvanski Belediye Mektebi'nin ilk mezunlarımdan. Ve orada Ulu Önder gelende ben hemen mektepte bayraklar dedim. Hatta bizim fotoğraf şekerimiz de var. Ve Ulu Önder onda benden o vakti ben uşağı idim. Böyle yeni yetime idim. Soruşur da hardansız valideynleriniz kimdi? Her bir şey olmak istiyorsun. Yani adi bu sözler yanımdadır benim. Ve artık böyle diye ki müəyyən bir o zaman keçəndən sonra hərbi hissə komandiri kimi və müəyyən bir uğurlara addım atan bir insan kimi Ulu Öndərdən Azərbaycan bayrağı olur demin. Yani almaq mənim üçün çox böyük bir şərəf idi. Ve ben hatta cevap ettiğimde de qeyd elədim ki o vaxtı bizim görüşümüz yeni yetmə Ramaldanov məktəbin bayraqları idi. Bugün ise sizin elinizden yani iki defa Azerbaycan bayrağı bulundu. Normal benim için büyük bir şeref. Yani hayatım bir belə anlardı. Ona göre de o günleri bana o günler tarafından hem teltif yani belediye ferman imzalandı onun tarafından hem de ki ondan aldım ve benim için çok büyük bir hayatımda bir büyük bir hatırlayarak hatırlayarak silahlanması. En güçlü bugün ümumiyetle arsenalda olan ister dövüş teknikalarına bağlı yani tanklardı, edeyimlerdi, zirehli teknikalarında böyle ister bizim artilleri, raket kurguları, ister hava gücünden müdafiye sistemi, İster bizim tayyare, uçak aparatlarımız, hava kuvvetlerimiz. Yani ben diyordum ki bütün istikametlerde Azerbaycan bugün en muasir silahlarla silahlı. Ve ben diyordum ki Azerbaycan ordusunun bugün inkişafı ancak silahlarla bağlıdır ve silahlandırmayla bağlıdır. Azerbaycan ordusunda bugün gelen islahatlar Azerbaycan'ın 130 devletten en güçlü 50 devletlerin silahlı kuvvetleri olan devletlerin sırasına gelip çıktı. Bu ancak teknikanın gücüne değil. Bu ancak alınan silahların gücüne değil. Olanın öz yeri var. Bu birinci növbede Azerbaycan'ın bugün kadr potansiyeline bağlı olan bir şey. Siz bilirsiniz ki Azerbaycan artık profesyonel ordu ve bu Sovyet ordusu
Ben bilirsiniz ki tankçı mesela 2 yıl hizmet edildi, kaydırdı ve yeniden bu proses gelirdi. Azerbaycan ordusunda artık bütün mütexessisler peşekar hərbiçilərdir. Ve o mütexessislər artık 5-10 yıl, belki de bazıları daha çok hemen o peşeye yiyenlerek öz döyüş kabiliyetini, döyüş hazırlığını ildən ilə, nə tərbiyyələr, daha da